Herkese tekrardan selamlar. Bugün üst düzey bir sistem topladık ve bu sistem her şey dahil olan bir sistem. Yani bu videonun içinde monitör önerisi de, klavye önerisi de, mouse önerisi de olacak bu sistem için. Peki bu sistemi kimler için topladık veya kimler almalı? Ben 1440p veya 4K oyun oynuyorum diyorsanız, 3D projelerle ilgileniyorsanız, profesyonel olarak Aynı şekilde profesyonel olarak video kurguyu yapıyorsanız da bu sistemi almayı değerlendirebilirsiniz. Başlayalım. Bileşenleri tanıtmaya başlayalım. Linklerin hepsi açıklama kısmında olacak. İşlemcimiz Ryzen 7 9700X işlemci. Kendisi 8 çekirdek 16'da sanal çekirdekle birlikte geliyor. 8 core 16 thread olduğunu söyleyebiliriz kısacası. 40 MB'lik bir ön belleğimiz var. 4 nanometrede bir üretim teknolojisi var. Bunlar kağıt üzerinde yazan detaylar. Biraz da sentetik yani normal performans sonuçlarından bahsedelim. Size ben çar 23 ile işlemci şu anda 20 bini geçen bir multi core performans skoruna sahip. Sine ben çar 23 multi core performans sonucunda iş uygulamaları için baz Yani işlemcinin çoklu çekirdeklerini kullanan uygulamaları için de işlemcinin Sine ben çar 23 multi core skorunu baz alabilirsiniz. Ayrıca işlemci gücü gerektiren programları çok rahat bir şekilde kaldırabilecek bir işlemci. Yani rahat rahat çalışmanızı yapabilirsiniz bu işlemciyle ağır programlarda. Bir sıkıntı olmaz. Zaten son çıkan yani yeni nesil Ryzen 7 işlemci. Son çıkan Ryzen 7 işlemci olarak da düşünebilirsiniz. Onun haricinde kendisi base clock yani temel frekansı 3.8 GHz. Turbo Boost'ta da 5.5 GHz'e kadar çıkabiliyor. İşlemcimiz overclock olabiliyor. Her AMD Ryzen serisi işlemcilerde olduğu gibi overclock potansiyeli de yüksek olan bir işlemci. Kendisini overclocklarsanız tabii ki de Cinebench'de 20.000'in 20 üstünde skorda alırsınız. Fakat zaten bu şekilde bile Cinebench skoru gayet iyi olduğunu söyleyebilirim. Özellikle tekrarlanıyorum. Ağır işlemci programları, ağır işlemci gücü gerektiren programlarda çalışıyorsanız bu işlemciyi tercih edebilirsiniz. Gene oyun içinde bu işlemciyi tercih edebilirsiniz. Fakat ben sadece oyun oynayacağım diyorsanız işlemciyi kısmanıza da fayda var. Hani o aradaki fiyat farkına belki daha iyi bir monitör alabilirsiniz oyun oynuyorsanız tekrardan dediğim gibi işlemcimiz gayet güçlü sizi yıllar boyunca rahat bir şekilde götürebilecek bir işlemci burada fansız ve kutsuz geldiğine çok takılmayın hani ucuz olması için fansız ve kutsuz yani tray bir model şeklinde gönderiliyor zaten bugün nereden işlemci alırsanız alın hepsi tray model olacaktır yani kutsuz ve fansız gelecektir bazıları fansız fanlı geliyor fakat genel olarak tüm işlemcileri ayrı ayrı satın aldığınız zaman kutsuz bir şekilde geleceğini söyleyebilirim. Bunun temel amacı işlemcinin normalden daha ucuzlatmak. Yani kısacası tre işlemciler daha ucuz oluyor. Bunun kutulusunu almak isterseniz bulamazsınız. Zaten piyasada da dediğim gibi çok fazla kutlu satan işlemci yok. Ama garantide falan herhangi bir şekilde bir problem yaşamazsınız tabii ki. Onun haricinde bu sistemde anakart olarak MSI'ın B650 Gaming Plus Wi-Fi anakartını kullandık hani yıl olmuş 2024-2025'e gireceğiz hala yeni çıkan chipsetlerde Wi-Fi desteği sunmuyorlar artık şu Wi-Fi entegresini her anakarta koyun Wi-Fi 6 destekliyor. Ana kartımıza bakacağımız zaman tak çalıştır değil de orta seviye güçlü bir ana kart olduğunu söyleyebilirim. İşlemciye rahatlıkla yetecektir. DDR5 RAM desteğini sunması güzel. 2 tane M.2 SSD slotumuz var. 7200 MHz'e kadar RAM takabiliyorsunuz. Ana kartın faktörü de boyut faktörü de MATX olarak geliyor. Kasa da zaten buna uygun. İsterseniz ATX yani tam boy bir ana da alabilirsiniz. O sizin bileceğiniz iş. Burada portları yazmış. Portlara şuradan da bakabiliriz gerçi görüntüsünü koymuşlardır. Buradan anlatmak daha mantıklı olacaktır. USB portlarımız var. Bir tane tip C veya USB C portumuz var. Herkesin bildiği adıyla şu Type C. Onun haricinde HDMI ve Display Port mu galiba? Aynen öyle üstteki Display, alttaki HDMI. Bu ikisini kullanmayacağız. Çünkü ekran kartından görüntü çıkışı alacağız. LAN portumuz var. Hani Wi-Fi destekli olduğu için kaç kişi kullanır bilmiyorum. Ama tabii ki düşük gecikme isteyenler, online oyun oynayanlar LAN portunda, Ethernet portunda kullanabilir. Onun haricinde çok diyebileceğimiz bir şey yok. Anakartın güzel tarafları arkadaşlar pasif soğutma soğutma bloklarının olması. M2 SSD'lerin koyduğumuz yerde pasif, pasif bir soğutma var. Bunlar normalde MOSFET diye geçiyor fakat MSI bunları M2 Shield Frozer olarak isimlendirmiş. Garip. Burada VRM soğutucularımız var gördüğünüz gibi. Bunların burada da yer aldığını görüyoruz. Yani anakartın normalden daha serin çalışacağını söyleyebilirim. Pasif soğutma dediğim gibi bunlar. Yani aktif olarak herhangi bir şekilde öyle işlemciyi soğutma mantığında çalışan şeyler değil. Pasif soğutma adı üstünde. Olması güzel. Fiyatı biraz pahalı olsa da bence bence 9700X işlemciye gene iyi bir gidecek bir anakart olduğunu söyleyebilirim. Overclock falan da rahat bir şekilde yapabilirsiniz hani. Heh, tabii ki bu konu hakkında hiçbir bilginiz yoksa çok bulaşmayın. Ama öğrendikten sonra yapmak isterseniz tabii ki. Yapabilirsiniz. Herhangi bir şekilde sıkıntı olmayacaktır. 256 GB kadar da RAM takabiliyorsunuz. 4 tane de RAM slotumuz var zaten. Onun haricinde güzel bir anakart olduğunu söyleyebilirim. Overclock potansiyeli de olan bir anakart. Dediğim gibi tak çalıştır yerine orta seviye bir anakart kullanmak istedim bu sistemde. Soğutma olarak Thermal Frozen Prism herhalde doğru okuyorumdur. 240 mm radyatöre sahip olan bir sıvı soğutmasını kullandık. Sıvı soğutmanın nasıl soğuttu hakkında fikrim yok. Sadece forumlardan forumlardan inceleme yazıları okuyarak iyi bir soğutma performansı gösterdiğini söyleyebilirim. Herhangi bir şekilde video olarak nasıl bir soğutma performansı gösterdiğini görmedim. Ama güzel olduğunu söyledikleri için videoya koydum. Burada gördüğünüz gibi AM5, AM4, LGA yani Intel ve AMD ile uyumlu bir soket yapısında olduğunu söyleyebilirim sıvı soğutmanın. Radyatör milimetresini yazmışlar. 240 milimetre dedik. Onun haricinde diyebileceğim çok bir şey yok. Hani güzel bir sıvı soğutma olduğunu söyleyebilirim okuduğum kadarıyla. Şöyle bir şey de sorabilirsin. Sıvı soğutma takınca fan sesi olacak mı? Evet arkadaşlar. Hani bu kadar güçlü bir işlemciyi sıfır sesle soğutabilmek mümkün değil. Ama zaten kulaklık takarak oyun oynayacağınız için veya kulaklık takarak bir şey izleyeceğiniz için bu bilgisayarlarda fan sesini problem etmenize gerek yok. Fan sesini kulaklık taktıktan sonra da hani işlemciyi sürekli %100 kullanılan bir programda çalışmıyorsanız duyma ihtimaliniz de yok arkadaşlar. İşlemciyi de ben soğutabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Ama bütçeniz varsa biraz daha üst modellere bakmanızda fayda var. Diğer bileşenimiz RAM. Bundan iki tane alın bu arada. Veya imkanınız varsa ilk bir tane sonra iki tane alın. Tek kanal 16 GB DDR5 6000 MHz hızında çalışan RAM'lerle birlikte geliyor. CL48 yani 48 nanosaniye gecikme değeri var. Bu gecikme değerini önemsemeyin. Önemseyecek olsak hala zaten DDR2 ddr 2 ddr 3 kalmamız lazımdı. DDR2'nin mesela gecikme değerleri 10 nanosaniyenin falan da altında. Burayı önemsemenize çok gerek yok. 6000 MHz'de çalıştığını bilseniz yeter. Tabii ki bunu 6000 MHz'de çalışmak için ana kartınızın BIOS'undan RAM megahertzini arttırmanız lazım. Galiba orada AMD Expo'nun profilleri olacaktır. O Expo profillerinden 6000 MHz'i seçerseniz RAM'imiz tavan frekansla çalışacaktır. Dediğim gibi imkanınız varsa iki tane almanızda fayda var. Çünkü iki tane alınca hem 32 GB olmuş olacak hem de çift kanal RAM kullanmış olacağınız. Yani çok bir şey demeye gerek yok. Sonuç itibariyle RAM. Günümüzde 16 GB RAM artık sınıra yaklaştı. Özellikle video kurguluyorsanız falan 32 GB'den aşağısını düşünmeyin. Veya RAM gereksinimi fazla olan uygulamalarda çalışıyorsanız çalışıyorsanız 16 GB yetmeyecektir. Ama oyunda da yavaş yavaş 16 GB'ı aşmaya başladık. İmkanınız yoksa bile 24 GB RAM kullanmanızı öneririm minimum. Ama 16 artı 8 ile uğraşacağınıza diyorum. Çift kanal 32 GB RAM alın. Kafanız rahat eder en azından. Ben çok daha profesyonel işlerde uğraşacağım. Bana daha fazla RAM gerekli diyorsanız 64 veya 128 GB RAM alabilirsiniz. Ve ekran kartımız RTX 4070 Ti'yi kullandık. Gigabyte'ın orta bir soğutma kalitesine sahiptir. 12 GB GDDR6X bellekte gelen bir ekran ekran kartı. Hani ekran kartı iyi. Benim diyebileceğim bir şey yok. Yanlış hatırlamıyorsam 7840 bir kuda çekirdeğinin olması lazım. Bu kuda çekirdekleri renderı da çok işinize yarayacaktır. Bu Adobe Premiere Pro'da falan GPU Acceleration ile birlikte dediğim gibi bu kuda çekirdekleri işinize yarayacaktır. Belki yazmışlardır. Doğru sayısını verebilirim yazmışlarsa. Heh, 7680 ben galiba 7640 dedim. 7680 bir kuda çekirdeği varmış. Onun haricinde oyun oynamak isteyenler için de bir iki laf edeyim burada. 1440p rahat bir şekilde ultra ayarlarda her oyunu DLSS e açık bir şekilde çok rahat bir şekilde oynarsınız. Hatta birçok oyunu 4K'da oynarsınız ayar kısım 60 FPS'de. Tabii ki DLSS e açmanız lazım. Ama ideal olarak 2K oyunculuk için bir ekran kartı olduğunu söyleyebilirim. Şimdi biraz bu ekran kartımızda Sunulan teknolojilerden bahsetmek istiyorum DLSS'i zaten hepiniz biliyorsunuzdur DLSS'in 3.0 ve 3.5 teknolojisi, teknolojisini Frame Generation destekli bir şekilde bu ekran kartımızda kullanabilirsiniz Aynı şekilde AMD'nin FSR'ı kullanabilirsiniz desteklenen oyunlarda. Bu da DLSS'nin AMD teknolojisi olarak düşünebilirsiniz. Dediğim gibi AMD'ye ait olan FSR teknolojisini de bu ekran kartımızda kullanabiliyorsunuz. Nvidia'nın Studio Driver'ları var. Ben hiç oyun oynamayacağım diyorsanız Studio Driver'ı kurup iş uygulamalarında daha optimize bir deneyim yaşayabilirsiniz. Nvidia'nın online oyunlarda ayarlardan açabileceğiniz Reflex teknolojisi var. Reflex'i açabilirsiniz. Yayın yapmak isteyenler için Broadcast uygulaması var. Gene bu ekran kartıyla da Broadcast uygulamasını kullanabilirsiniz. Aklıma gelenler bunlar. Yani bu yazılımsal teknolojileri de bu ekran kartının içine kullanabilirsiniz. Ha bir de bu ekran kartına özel Pet Racing teknolojisi var. Yani gerçi RTX 4000 serisine özel bu saydığım teknolojiler ama Pet Racing teknolojisi de Ray Tracing'deki işin izlemenin biraz daha geliştirilmiş versiyonu. Desteklenen oyunlarda da Pet Racing'i açabilirsiniz. Fakat inanılmaz FPS düşürdüğünü söyleyebilirim. Şu an galiba bir tek Cyberpunk 2077 Pet Racing'i destekliyor. O oyundaki performansına da YouTube'dan bakabilirsiniz isterseniz. Ama ekran kartının Pet Racing desteğinde olduğunu söyleyeyim. Ray Tracing yani RTX'e desteği zaten var. 2060'dan beri zaten tüm RTX kartlarda Ray Tracing ışın izleme teknolojisi desteği var. AMD muadilini de koyabilirdik aslında. Ama ben sistemin Nvidia olmasını istedim. Hani umarım anlatabilmişimdir. Hani gayet de güzel bir ekran kartı. Ben özellikle yazılımsal olarak da AMD'ye göre daha iyi bir ekran kartı olduğu için 4070 Ti'nin bu versiyonunu koydum. Sizin de fikirlerinizi bekliyorum hani. Sistemde Kyoxia'nın 1TB PCIe Express Gen 4.0 yani PC Express 4.0. M2 SSD'sini kullandık. 5000 okuma, 3900 yazma var. Orta seviye bir M2 SSD olduğunu söyleyebilirim. İleride hard disk eklemesi yaparsanız iyi olur. M2 SSD'nin içine tarayıcı ve Windows'unuzu kurup ve en çok girdiğiniz uygulamaları kurduktan sonra geri kalanında hard disk alırsanız hard diske kurabilirsiniz. Onun haricinde 1 TB zaten yetersiz gelecektir. Kim olursa olsun hani fotoğraf depoluyorsanız bile Hani sadece arşiv yapıyorsanız hiçbir şey indirmeyeceksiniz bile 1 TB zaten yetersiz gelecektir. İlerleyen dönemlerde hard disk eklemesi yapabilirsiniz. Sistemde hangi güç kaynağını kullandık? NZXT'nin 750W güç kaynağını kullandık. Açık açık söylüyorum 650W alsak bile o CCT testinde sistem kapanmaz. Buradaki en fazla güç harcayan 4070 Ti olmasına rağmen 650W bir PSU da bile OCC testinde rahat bir şekilde gidebildiğini söyleyeyim. 750 watt biraz fazla aldık. Aslında 700W, watt, 650W watt alsanız bile yeterli gelecektir. Ama ben 750W bu PCU yani güç kaynağını çok fiyat performans buldum. Keşke NZXT'nin de bir kasasını kullanabilseydik. Ama onun haricinde gayet kaliteli marka olduğunu söyleyebilirim. Kaliteli de bir güç kaynağı olduğunu söyleyebilirim. Everest, Rampage gibi ne olduğu belli olmayan PCU'lardan uzak durun. Daha fiyat performans bir PCU bulabilirseniz. Zalman, Şakron, Thermaltake, MSI, Corsair gibi markaların da güç kaynaklarına yönelebilirsiniz. Ben bunu buldum şahsen. 750 watt özellikle ilerleyen dönemler için de iyi olur. Ha burada şunu diyebilirsiniz. Gün geçtikçe ekran kartlarının aslında güç verimliliği konusunda daha iyi işler çıkardıklarını görüyoruz. Yani daha iyi performans vermelerine rağmen wattlarının yani daha düşük güç çektiğini görüyoruz derseniz. Evet o zaman ilerleyen dönem için ilerleyen dönem için 750 watt yatırımı doğru olmaz. Fakat ne olacağını bilemiyoruz. Nvidia mühendisleri bence evet güç verimliliği konusunda iyi işler çıkarıyorlar. Çünkü gücünü çektiği gücü oranla bence Nvidia GPU'lar AMD GPU'lara göre daha iyi performans veriyor. Ama ileride ne olacağını bilemeyiz. 750 Watt 2000 liraya da böyle bence kaliteli bir markanın güç kaynağı alınabilir. Her neyse çok detaya indik. Her neyse dediğim gibi isteyen alabilir bunu da. Onun haricinde sistemde kullandığımız kasada MSI'nin MacForce 120A Air Flow modeli. Aha da bu model. Gösteriş kasası çok diyemeyiz. Hani kas olarak istediğinizi alın. Mesh yapıda olsun. Yeter hani toz filtresi falan filan olsun yeter. Onun haricinde diyebileceğim çok bir şey yok. Buradaki GPU uzunluğuna falan filan da dikkat edin. Bakın adamlar buraya yazmış. Bunları da geçmezse iyi olur. Öyle söyleyeyim size. Sonra kasanın bir tarafını kırmak falan zorunda kalabilirsiniz. Hatta bakalım ben bu videonun önce bakmayın bakmadım GPU uzunluğuna 33 santim demiş. Kart boyutu yazmışlar. Uzunluk 301 santim. Yani 29 santim galiba boşluk kalacak kasada. Ama farklı bir kasa tercihiniz varsa gidip onu da alabilirsiniz. Hani bu konuda çok bir şey demeyeceğim. Şimdi bu sistem her şey daha sistem olduğu için monitörde de koydum. Asus'un 1440p yani 2K. Her neyse gerçi 1440p'ye 2K demek yanlış ama olsun. 1440p 1ms 180 Hz monitörünü kullandım. Burada bu ekran kartımız G-Sync'i destekliyor. FreeSync'i de destekliyor. G-Sync ama içinde modül bulundurmayarak yani yazılımsal olarak desteklediğini söyleyebilirim. G-Sync'i de bu monitörde kullanabilirsiniz. 180 Hz 1440p 2K 27 inç olduğunu söyleyebilirim. Monitörümüz gerçek bir MPRT değil. GPT. Ya her ne kadar MPRT gerçek bir MS olmasa da aslında GPT'de gerçek bir MS değil. Yani ben tekrar ve tekrar bunun yani bir pazarlama stratejisi olduğunu söyleyebilirim. Bir MS monitör, bir MS monitör. Yani sen sadece oraya bir MS yazdığı için alıyorsun. Yoksa onu bir MS olarak anladığın için almıyorsun. Tamamen bilinçsiz bir satın alma yapıyorsun. O yüzden gelen geçen bir MS diye yapıştırıyor. İleride benden de monitör falan üretirsem ben de 0.5 MS yaparım. Nasıl olsa zaten bunları kimse sorgulamıyor. Herkes bir MS diye alıyor. Ama GTG yani MPRT'ye göre daha iyi bir e, gecikme oranının olduğunu söyleyebilirim konuşamadım bir an. %130'da sRGB renk doğruluğu var. Bakın mesela sRGB cihazlarla ölçebiliyorsunuz. HDR'da destekliyormuş mesela. Yüksek dinamik aralığı desteklenen oyunlarda açabilirsiniz. Buraya FreeSync ve G-Sync ve Adaptive Sync geç Adaptive Sync olduktan sonra ikisini de kullanabiliyorsunuz. Onun haricinde diyebileceğim çok bir şey yok. Fast IPS, IPS bir monitör. Onun haricinde 1ms Hakkında dediklerimi mutlaka monitör alırken aklınızda bulundurun arkadaşlar tamamen pazarlama stratejisi Kapitalizmin aslında bize dayattığı bir şey Gerçi kapitalizmin dayattığı bir şey değil millet aptal olduğu için millet araştırmadığı için her şey 1ms 0.5ms diye atlıyor Hani dediğim gibi ileride ben de üretirsem 0.5ms yazıp geçeceğim Milleti kandırmak çok kolay yani bunu büyük markalarda yapıyor hiç yalan falan yok. Oraya sen MPRT, G, MPRT veya GPT'de de yazsan ne mal olduğun belli sonuç itibariyle. Ya arkadaşlar kullandığınız laptop büyük ihtimalle 20-25 MS falan bir gecikme değerine sahip. Siz burada 1 MS'in şeyini yapmayın. Hani 20-25 MS ve 1 MS'in farkını hissetmeyeceğiniz %99 ihtimalle. Hani ağır çekime falan alırsanız tabii ki anca öyle hissedersiniz. Fakat günlük kullanımda olsun, oyun oynamalı da olsun. Hani ben çok profesyonel falan filan reflekslerim var, e-sporcuyum diyorsanız bile farkı o kadar da hissetmeyeceğinizi söyleyebilirim. Birbirimizi kandırmaya gerek yok. Zaten e-sporcu falan değilseniz de milisaniyenin işe yarayacağı hiçbir yerde yok. Hani bilgisayarda hani ne işinize gelecek Chrome'a daha hızlı girmeniz mi sağlayacak? Her neyse gene biraz boş yaptık. Mouse olarak yakın zamanda tanıttım. Glorious Model D'yi koydum. Yani düşük bir, düşük fiyatlı demek istemiyorum ama hani uzun ömür gidebilecek bir mouse olduğunu söyleyebilirim. O videoyu da kanaldan bulabilirsiniz. Bir veya iki önceki video olması lazım. Onun haricinde diyebileceğim çok bir şey yok. Hani eliniz hangi mouse'la rahat ediyorsanız onu alabilirsiniz. Ama bu mouse'u incelediğim için almak, almanızı öneriyorum hani. Onun haricinde klavye olarak da Asus TUF Gaming K3 koydum. Ya bunları biraz koymak için koydum diyebilirim hani herkesin klavye şeyi farklı olabilir. Masanız küçüktür numlock tuşlu istemiyorsunuzdur. Masanız devada sadece numlock tuş olmasını istiyorsunuzdur veya hiçbirini istemiyorsunuzdur. 60 klavye istiyorsunuzdur. Tamamen size kalmış ama bunda kaliteli bir klavye olduğunu söyleyebilirim. Onun haricinde çok bir şey değinmeyeceğim. Zaten onun haricinde çok bir şey anlatmayacağım. Zaten hem mouse hem de klavye için ayrı ayrı öneri videolarımız var. Ben şu an Asus ROG Strix Scope Aris Red Switch'li versiyonunu kullanıyorum. Gayet de memnunum. Her neyse yani kısacası böyleydi video mouse ve klavye olarak rahat edeceğiniz modelleri alabilirsiniz. Kulaklık özellikle önermiyorum ve videomda yok arkadaşlar. Kanalda sadece bir tane kulaklık öneri videosu var. O da yıllar önce çekmiştim. O günden beridir kulaklıkların kağıt üzerinde teknik detaylara göre alınmayacağını söylüyorum. Tamamen kendiniz deneyip alın kulaklığı. Yani o yüzden kulaklık da önermeyeceğim. Evet video bu kadardı. Eleştirecek yerleri olabilir sistemin. Neden daha iyi sıvı soğutma kullanmadım falan filan diyebilirsiniz. Gelin tartışalım yorumlarda. Sistem nasıl olmuş? Aynı zamanda bunun gibi hazır, fiyat performans bir sistem varsa ve toplanmış yani hazır bir sistem olarak satılıyorsa da linkini aşağıya bırakın. Bu videoluk benden bu kadardı. izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.